Sevgili Başak burçları, 24 Temmuz'la başlayan hafta sizleri neler bekliyor? 24 Temmuz, 30 Temmuz döngüsü tek tek yorumlamaya çalışacağım. Evinizde bir tartışma ortamı olabilir. Bir acele işler, zamanla yarışma, evinizde tadilat, tamirat ya da ani yola çıkışlar olabilir. Sonu hayırlı olarak geldi. Bazı Başak burçları terazilerle sorun yaşayabilir. Alma verme dengesi bozulabilir. Terazilerle güç savaşı yapabilirler. Ama siz kazanacaksınız Başak Burcu. Her zaman mantıklı olan kazanıyor. Siz de mantıklı bir insansınız, kazanacaksınız. Yaşlıca bir insanla sohbet ettiğinizi, bu sohbetten fayda gördüğünüz, dengesiz bazı unsurların hayatından çıkmasıyla beraber, kendine özgüvenin geldiğini görüyorum. Kolaylıkla adapte olacaksın. Oluşumlar seni iyi bir noktaya taşıyacak. Kendi kurallarını koyacaksın. Yavaş hareket edeceksin ama emin adımlarla gideceksin. Uğurlu sayı olarak 8 geldi bu hafta. 8 sonsuzluk işaretidir. Bakınız, başımızın üzerinde böyle 8 gezdirdiğimizde, bazen tarotta da büyücü kartında vardır 8 gibi. Sonsuzluk işareti. 8 sayısı olumlamalarda kullanılabilir. Hayatın akışına güveniyorum. 8 kez tekrar edilebilir. Para bana bildiğim bilmediğim kaynaklardan katlanarak geliyor denebilir. 8 kez. 8 hem bolluk size verecek, karşılıklı sevgi verecek ve gözünün yaşını dindirecek Başak. Bazı olaylardan dolayı gözün yaşlı, kalbin kırık. Bir mahkemelik olayın olabilir, onu çözeceksin. Bir şeyi sıkı sıkıya düşünüyorsun. Ev almak gibi, araba almak gibi, kırsalda ev yaptırmak gibi bir plan çizilmesi olabilir. Masa başında bir uzmanla görüşme olabilir. Detaylı konuşmalar var. En ince noktalarına kadar görüşeceksin. Hayırlıdır diyor. Sonu iyidir diyor. Girişebilirsin arkadaşım. Nazar var. Sıkıntılı süreçlerde, bu dönemde doğru işler yaptığın için tembeller seni kıskanmış. Doğru işler yaptığın için yan gelip yatanlar sana bakmış, demiş bu böyle çalışırsa, bu böyle başarılı olursa bizi çiğ çiğ yerler. İş yerinde kıskançlık var. Alıp sattığın için komşular kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor diye ama. O espriyi de patlattım. Avrupa bizi kıskanıyor değil ama hakikaten kıskançlık var arkadaşlar. Böyle yeni başlangıçlar yaptığın için, çalıştığın için kıskanılıyorsun. Ama hedefte sen varsın. Ok işaretleri seni gösteriyor. Başarılı olamayacaklar. Düşmanlar yenilecek. İftira var. Para sana gidecekken başkasının eline geçmiş olabilir. Sevdiğin insan yok yere gidip
başkasıyla nişanlanmış olabilir, evlenmiş olabilir. Bak bu da büyük bir haksızlık. Yok yere. Bunlar hep iftira kaynaklı. Birileri iftira atmış. Birileri seninle uğraşmış. Aldatılmalar var. Hile var, tuzak var. Ama bunlardan uzak da. Çok şey bunlardan uzak olacak. Rabbimin izniyle gelip geçici olaylara takılma. Her şey yoluna girecek. Ve doğru perspektiften baktığın için eğri duvarlar yıkılacak. Eğri insanlar yıkılacak. Maddi manevi yol gösterenlerin olacak. Yardımcı bir arkadaş var, yardımcı bir insan var. Ruhsal anlamda gelişmelerini sürdürürken sana ilham verici olayları başlatacaksın. Kendini üstün gören, sıkıntı yaratan biriyle bir yüzleşme yaşayacaksın. Ona başa çıkıyorsun. Bir de yalan söyleyenler olmuş. Hile, tuzak ve yalanlar görüyorum. Bundan da kurtuluşun olacak sevgili arkadaşım. Hilelerden, yalanlardan, tuzaklardan kurtuluşun olacak. Kötü gidişata dur diyeceksin. Kendinle ilgili yenilenmeler daima en iyisi olacak, en güzel olacak. Kötü gidişata dur diyeceksin. Dediğim gibi düşmanlarını yeniyorsun ve gelişmiş olayların rehberliğinde sana el uzatan az sayıda da olsa dostun sayesinde bütün kötü dönemi kolaylıkla atlatacağını da görüyorum. İstenmeyen ayrılıkların sonu gelmiş. Bazı ayrılanlar geri dönecek. Bakın, çoğunu kabul etmeyin ama bazıları da İslam dışı olmuş. Belki ailesi istemedi, belki maddi durumu kötüydü. Bazı içgüdülerle gidenler olmuş. Pişmanlıklarıyla dönecek. Bir fırsat verin. Bakalım o kaç adım atıyor. Sen kaç adım atıyorsun? Neler yapıyorsunuz? Onları tek tek karşılaştırın, irdeleyin ve de kötülüklerden kurtulmak için çalışın. Ya mani zikrini veriyorum arkadaşım. Tekrar sayısı 161'dir. Dilemediklerine, kötülüklere engel olan, kötülükleri gelmeden engelleyen demektir. Ya mani, ya mani, ya mani. Tekrar sayısı 161'dir sevgili Başak Burcu'm. Rabbimin izniyle tüm güzellikler senin olsun. Güzel yüreğinden öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.